sağlıklı ve inşallah siz de Aysun'u bulursunuz. İnşallah, diyelim. İnşallah. Hadi bakalım, ilk tabakla başlayalım efendim. Güzel görünüyor mu? Çok lezzetli değil ya. Değil mi? Çok lezzetli gelmedi bana. Eksiklik var yani, sizce? İçinin harcı falan çok lezzetli gelmedi. Patlıcan iyi pişmiş. Hı hı. Ama içinin harcı lezzetli gelmedi bana. Bakalım ikinci tabak güzel gelecek mi? Nasıl patlıcan? Pişmemiş. Pişmemiş. Patlıcan pişmemiş, içinin soğanları pişmemiş. Hı hı. Oldu o zaman. Pişmemiş. Üçüncü tabağa da geçtik. Bunda var mı bir şey pişmeyen? Bu da diri kalmış. Diri mi? Diri. Peki. Son tabağımızı da açtık. Daha iyi gibi geldi. Daha iyi gibi geldi. Dediniz ki tabaklar için genel olarak diri kalmış dediniz. İlk tabağın güzel pişmiş ama tadını beğenmedim. İki tadı ve biraz evet şey geldi. Pişmemiş dediniz. Evet. Dört fena değil dediniz. Dediniz de dediniz. Dedik. Geldik şimdi puanlamaya. Ama hangisi? Hangisi? Hangi tabağa bir, hangi tabağa beş veriyorsunuz? Patlıcanından belli. Bu bir olsun. Bir puan üçüncü tabağa gidiyor. Bu da bir olsun. Peki. İkinci tabakta bir puan. İkisinden dört ve bir kaldı. Hangisine beş veriyorsunuz? Bire mi, dörde mi? Beş. Birinci tabak beş. Evet. Dördüncü tabak? İkisinin arasında kaldı. Dört olsun. Dört. Peki. O zaman şöyle ikinci tabağın başını alayım ben size. Önce ilk biri açalım. Sonra dördüncü tabağa dört vermişsiniz. Dördü açarız. İkinci tabağa bir puan verdi. Bakalım bir puan. Hangi geline gidiyor? İlk bir puanın sahibi olan gelin kaldırdık. Şeyma. Şeyma bir puanın sahibi. Şeyma'nın biri almasına şaşırmadım. Çünkü gerçekten yapamadı. Dördüncü tabağda dört puan verdiniz. Evet. Dört ile bir arası gidip geldiniz. Evet, yani. Dört puan da bence güzel bir puan gelinler. Bakalım, dört puanın sahibi olan gelin kim? Kaldırdık. Zeynep. Zeynep, dört puanın sahibi. Şimdi geldik birinci tabağın başına. Birinci tabağa beş puan verdiniz. Bakalım 5 puan Özlem'e mi gidiyor yoksa Aysun'a mı gidiyor? Bakalım acaba gelinini bulabildi mi Nurten Hanım? 5 puan kime gidiyor? Kaldırdık. Aysun. Süpersin. Aşkım süper. Benim Aysun ya. Aysun 5 puanın sahibi olurken maalesef Özlem 1 puanın sahibi oluyor. Anne gittin yine en güzelini buldun ya. Helal olsun sana. Evet eksiklikler vardı. Evet. Lezzette şeydi ama ben yine en iyi pişmişlere o verdim. O bence neyden oldu biliyor musun? Biz hani bu yemeğin genelde kıymalısına, etlisine evet, falan alışmışız evet. Ya. Sen o tadı aradın o yüzden sana evet, eksik veya yalan gelmiş olabilir. Yoktu. Seninki ile Zeynep'inki pişmişti. Teşekkür ederim Nurten'in puanı için ama bu arada. Ama kızlar sizinki
pişmemiş. Bir şey söylemek istiyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Benimki pişmemiş diyorsunuz ya Nurten Hanım. İnanın ki ben burada 10 dakika kala fırına verdim. Ve ben gittim Şeyma'nın yemeğine yardım ettim. Benim yemeğim nasıl pişmiyor ben onu anlayamıyorum. İstersen tadına bakabilirsin. Hatta herhalde ikinci tabakta. İçimi pişmemiş, patlıcanı patlıcanı da pişmemiş, içinin soğanları da pişmemiş. Şeyma'nınki de öyle, seninki de öyle. O kadar pişirdim. Geldiniz her iki tabak dediniz. Benim tabağım daha fazla pişti. Nasıl bana bir verdiniz? Hala inanamıyorum. Ben biliyorsun benim analizlerimi biliyorsun. Bak dün iki tabak arasında kaldım. Hatta üç, beş yaptım. Beşi sana verdim. Gelinime üç gitti. Hayır ben şu an Şeyma'yla aynı konuda. Özlemciğim bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Tamam sıranla bir saniye. Ben bir sonra bir şey sorarsan konuşacaksın zaten. Özlem sen de bir aldın ben de bir aldım. Niye bu kadar abartıyorsun? Yani ben Şeyma ile aynı tabağı çıkarttım öyle mi Nurten Hanım? İkisi de çiğdi. Yani tattım tattım iki tabak çiğ. Soğanları diri yerken ses çıkarıyor hatta patlıcanın hatta hangisiydi ya şu anda hatırlayamayacağım. Keserken patlıcan bile ses çıkardı. Sen onu ikinci tabak edemiştin. İkinci de dedim galiba. Üçüncüde sadece olmamıştın. Sen niye kendi benimle bir tutuyorsun ki ya da beni küçük göstermeye çalışıyorsun? Canım ben seni küçük göstermeye çalışmıyorum. Yani sen yetiştiremedin biz sana yardım tamam, ettik. Tamam yetiştiremedim ama ben yemeğimi yeterince. Patlıcanlarım yanmış kaldı hatırlıyorsun. Ya yanmış dedin. Şeyma'cığım annemin damak tadına güvenebilirsin. Gerçekten çiğyi ben bile çıkarmış olsam asla affetmem. Hayır Şeyma'nın yapamadığını zaten burada herkes gördü. Herkes dört derken. Bir koldan evet şu an herkes gördü bütün tamam, izleyici. Tamam ben yetiştirememiş olabilirim ama yapamadım değil. Dört bir taraftan sana geldik yardımcı olduk. Olabilir. Senin yemeğini yetiştirmene yardımcı olabilir. Olduk. Evet. Ben şunu kabullenemiyorum. Ben seninle kendimi şu noktada kıyaslamak durumundayım. Çünkü ben 10 dakika bu fırının içerisinde pişirdim. Ama bak Özlem çok özür dilerim Aysun. Özlem. Gerçekten üç tabak arasında kalsaydım seninki ama de. Ama ben de çok iyi kızartmıştım hatırlıyorsanız. Aysun ve Zeynep'e karışsaydı inan ki dört dört yapacaktım. Yapardı evet. Yapardım emin ol. Hayır bir değildim. Ya. Yani Nurten Hanım en azından bari bir üç i̇ki verseydiniz. Hani bir nedir ya? Ben dört veremezdim. Bir nedir? Aysun da olsa iki pişmemiş tabak. Özlem bence sen ben patlıcanları ben gerçekten iyi kızartamadın. Ben kabul etmiyorum. Fırını 10 dakika kala koyabilirsin ama patlıcanlarını kızartamadın. Ama benim patlıcanlarım gerçekten yanmıştı. Hatta demediniz mi? Yanmış Şeyma yanmış olması için yanmış anlamına geldi. Gayet de güzel kavrulmuş yağda yani kızın yağını pişirdi. Ne bileyim yağını mı döndürdüm bayağı. Hayatım bilmiyorum. Sen fırında pişiremedin işte sorun bu. Sen fırına 3 dakika kala attın. Ben fırınımda 10 dakika pişirdim yemeğimi. Tamam pişirdim. Ben seni 10 dakika orada pişirdim. Ben 30 dakika burada 2 saat pişti zaten benimki. 3 dakikasına 10 dakikasına burada benimki yağında o kadar pişti yani. Yetiştiremedin kabul et. Hepimiz yardım ettik sana. Fakat bunu da anlayamadım. Birincisini yerken içi tatsız dediniz. Evet. Lezzetsiz ama dördüncüsü dedi. İçin öyle bir şey söylemediniz. İnan ki Zeynep yani kafa hepsi karışıklığınız neydi oldu? O dörtte beş arasındaki fark neydi onu merak ediyorum. Şöyle ben karnıyarık tadı bekledim. Ben zaten ben imam bayıldı. Ben yorumunda anladım zaten. Lezzetsiz deyince direkt anladım ki kıymalı veya etlinin tadına aynen alıştığı için yani, öyle bir şey yani bekliyor. Arasında bir fark bulamadınız. Rastgele mi böyle bir puanlama hayır oldu? Ben iki tabak arasında kaldım. Aysun'un bana hep söylediği iki tabak arasında kalınca anne birine evet beş birine dört verdi. Ben Aysun'unki daha iyi pişmişti. Onu belirtti zaten hadi Zeynep. Seninki de. İçin dedi ona 5 veriyorum. Bak çok diri dedi değil. Bunlar kadar çiğ değildi ama. Hala çiğ diyorsunuz Nurten Hanım ya. Ben ama gerçekten inanamıyorum yani ya. Ama çiğ yani şimdi ne yapayım Özlem gidip baksana. Tattın mı bir tatsana. Soğanlar yani gıç gıç bundan gıç sonra gıç gerçekten ediyor. Çiğ yapacağım puan almak için. Ayşe. Gelinler. Kayınvalidelerinizi alın gelin. Şimdi başvurun, 7 gün içinde sizi arayalım. Ben başvurdum. Vallahi beni 6 günde aradılar. Bileziklere gümbür gümbür gidiyorum. Aysun! İnanmıyorum Onur Bey! 6. çeyrek. Kızlar ben başvurdum. 3 gün içinde aradılar. 25 bin lira topladım bile. Hala da buradayım. İlayda! Başvuru için kanalde.com.tr, WhatsApp hattı için 539-570-3707. Şimdi efendim sırada yeni kayınvalidemiz Fatma Hanım var. Buyurun efendim alabiliriz sizi. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş